Melih Altınol, Sezgin Tanrıkul'unu yeni mi tanıyorsunuz? Bir TV programına bağlanıp 90'lardaki faili meçhullerden, darbelerden bahseden ve bunları ordu yaptı diyen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkul'u gündemde. Yalnızca artık devlet olmanın verdiği olgunlukla tarihi daha ılımlı okumayı tercih eden iktidar cephesinden gelen tepkilerden bahsetmiyorum. CHP'den de kabul edilemez açıklaması yapılıyor. Söz konusu yayında olan Şaban Sevinç, yazdıkları da CHP'li gazetecilerin ortak tavrının özeti. Söz konusu yayında olan Şaban Sevinç'in yazdıkları da CHP'li gazetecilerin ortak tavrının özeti. Utanç verici. Hiçbir CHP'li TSK'ya böyle iftira atmaz, atamaz. Sezgin Tanrıkulu derhal CHP'den ihraç edilmelidir. Hayretle izliyorum. Neye şaşırdınız? Tanrıkulu ilk kez mi böyle şeyler söylüyor? Bizimle kafamı buluyorsunuz. Haliyle yıllardır Kemal Bey'in A takımındaki Tanrıkulu'yla yeni tanışıyormuş gibi yapan milletvekilleri ve partili gazetecilerin naraları beni fena halde işkillendiriyor. Ordu hakkında 90'lardaki iddialara bile kızan bu takım Tanrıkulu daha birkaç önce hiçbir delil göstermeden TSK sivillere karşı kimyasal silah kullanıyor kampanyası yaptığında neredelerdi? Nicelerini ve PKK güdümlü bu son iftira kampanyasını rağmen onu Diyarbakır'dan aday göstermediler mi? CHP'li gazeteciler de açıkça bu takımı o istemediler mi? Bu TSK için çok daha ciddi ve yakın bir tehdit değil miydi? Evet, şahit olduğum yapmacılığa bakınca acaba Tanrıkul'un ekrana çıkartılıp eski görüşlerini ilk kez söylüyormuş gibi gündeme getirilmesi CHP'deki Kılıçdaroğlu karşıtı 2001 operasyonu mu diye düşünmeden edemiyorum. De Belki de laçkalaşan, ele ayağa düşen, ilkesizleşen siyasi gündemi mantık çerçevesinde okumaya, anlamaya çalışarak hata yapıyorumdur. Artık devir böyledir. Eğriye eğri, doğruya doğru. Sezgin Tanrıkulu söyledi diye tarihimizdeki faili meçhulleri, darbeleri, cinayetleri yok mu sayacağız? Yarın 12 Eylül mesela. ABD'nin emriyle yönetime el koyan bir genelkurmay başkanın bir sağdan bir soldan diye ülkücü, solcu, İslamcı, Kürt, Alevi tutukluları apar topar ama titizlikle astığı bir utancın yıl mu değil mi? Evet, Türkiye bu karanlık dönemleri geride bıraktı. Erdoğan askeri vesayeti tarihe gömdü. Egemenliği halka iade etti. Şimdi TSK halkın emrinde aslı işi olan sınır muhafazasıyla Türkiye'nin ve insanlığın düşmanlarıyla uğraşıyor. Kafkaslardan Afrika'ya ülkenin ulusal çıkarlarını kollayan başarılı operasyonlar yürütüyor. Tarihin en modern ve güçlü dönemlerini yaşıyor. Bizler de sayelerinde bu zor coğrafyada güvenle yaşıyoruz. Ve kat ettiğimiz bu mesafeyi de bir kesimin inkar nöbetlerine rağmen tarihimizle yüzleşmemize borçluyuz. Her toplumun devletin tarihinde karanlık dönemler, hukuk dışına çıkmalar olmuştur. Önemli olan bu olayların hata olduğunu kabullenip yanlıştır demek. Tekrarlanmamalar için irade göstermektir, büyümektir. Az yapmışız. Ne var yine olsa yine yaparız demek büyük hatadır. Basında Tanrı kulunu en çok eleştiren isimlerden biri olabilirim. Ancak bu kez kendisine yönelik tepkinin Başa sarmamıza neden olacak bir geçmişi inkar nöbetine yol açtığını görüyorum. Yo gayet de Türkler. İzmir'de belediye otobüsünden çocuklarıyla birlikte hakarete uğrayıp darp edilerek atılan Suriyeli bir kadını görüntülerine Refah Partisi'nden bunlar Aziz Türk milletinin üyesi olamaz tepkisi gelmiş. Türkler işte kim olacaklar? Hem de bir iki kişi değil otobüs dolusu ve hallerinden anlaşıldığı üzere tamamına yakını da son seçimde ittifak yaptığınız Zafer Partililer, CHP'liler, İYİ Partililer. Lula adam gibi adamdır. Brezilya Devlet Başkanı Lula sıkı solcudur. Ama sıkıştıklarında komünist ülkeler değil, ABD'ye, İngiltere'ye sığınan bizim devrimcilerle karıştırmayın. Zira kendisini 17-25 Aralık benzeri bir darbeyle deviren, içeri atan ancak yeniden seçilmesine engel olamayan ABD'nin muhibibi değildir. Yerli ve milli Brezilyalıdır. Putin'i bir dahaki G20 zirvesine davet etmesi bile başlı başına delikanlılıktır. Hindistan'daki G20 zirvesinde Erdoğan'la içten kucaklaşmasının nedeni de bu vasıflarıdır. Umarım iki mazlum halkın yöneticileri ilişkileri daha sıkı fıkı hale getirirler.